Son yıllarda dünyanın en büyük problemlerinden biri haline gelen obezitenin birçok sebebi bulunmaktadır. Bu sebepler arasında dengesiz beslenme, aşırı kalori beslenme, hareketsizlik ve metabolik hastalıkların yanında stres de artık dünyaca kabul edilen bir şişmanlık sebebidir. Stres vücudumuza aldığımız fiziksel, sosyolojik veya psikolojik tehditler olarak tanımlanabilir. Depresyon, boşanma, yalnızlık gibi sosyolojik ve psikolojik faktörlerin yanında toksin birikimi, sigara ve alkol kullanımı gibi fiziksel etkenler de stres durumunu belirleyebilir. Bütün bunların yanında aşırı kilolu olma, yağ hücrelerinin fazlalığına bağlı olarak stres hormonlarının artmasına sebep olur. Ayrıca kişide psikolojik ve sosyolojik olarak yine de aşırı kilolu olma bir stres faktörü oluşturabilmektedir. Peki stres olduğunda vücudumuzda neler oluyor? Stres durumlarında vücudumuzda kortizol adı verilen bir hormon salgılanıyor. Bu hormon vücutta stres tepkimelerinin denetiminden sorumlu bir hormon diyebiliriz. Bu hormon vücutta salgılandığında doygunluk sinyalini veren leptin hormonunun hassasiyetine karşı bir azalma başlıyor vücutta. Buna bağlı olarak kişinin metabolizması yavaşlıyor ve özellikle endorfin ve serotonin salınımını artıran şekerli yiyeceklere olan ihtiyacımız artıyor. Bu aslında bir kısır döngünün başlangıcını oluşturuyor. Çünkü şekerli ürünleri yediğimizde kandaki şekeri düşürmeye çalışan insülin hormonu dediğimiz bir hormon daha fazla salgılanmaya başlıyor. Buna bağlı olarak insülinin vücuttaki varlığı vücutta yağlanmaya ve doğal olarak tekrar bir şeker tüketiminin oluşmasına neden oluyor. Buna bağlı olarak uzun stres durumlarında vücutta insülin direnci artar, kas kitlesi azalır ve karın bölgesi yağlanması özellikle artar. Bütün bunların hepsi metabolizmanın yavaşladığını göstermektedir. Bunun dışında kan basıncı, kolesterol ve trigliserit seviyelerinde artış ve vücutta genel bir yorgunluk hali gözlenebilmektedir. Peki bütün bunların çözümü olarak neler yapılabilir? Mutlaka şişman kişilerin kendi hayatlarına, metabolizma hızlarına uygun bir beslenme programını hayata geçirmeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra stresi artıran yiyeceklerden kaçınmak, stresi azaltan yiyecekleri de daha fazla tüketmek gerekir. Stresi artıran yiyecekler rafine şekerler ve özellikle kana hızlı karışan glisemik indeksi yüksek besinlerdir. Bunlar hamur işleri, tatlılar, patates, pirinç gibi yiyecekler olarak sıralanabilir. Bunun yanı sıra stresi azaltan yiyecekler ise lif oranı yüksek yiyecekler yani sebze meyveler, omega 3 içeren ceviz, fındık, balık gibi yiyecekler. Bunun yanı sıra magnezyum, potasyum, çinko içeren yiyecekler olarak sıralanabilir. Bütün bunların yanında eğer kişi kendi stresini azaltacak kaynakları bulamıyorsa mutlaka bu konuyla ilgili bir psikologdan yardım alması çok önemlidir. Özellikle diyetisyen ve psikolog işbirliğiyle yapılan zayıflama programları bu anlamda sorunu olan kişiler için gerçekten önemli bir çözüm olmaktadır.